Merhabalar, bu videoda her zaman olduğu gibi Bitcoin ve altcoin'lerin durum gelişmelerini konuşacağız ve grafik analizini yapacağız. Arkadaşlar, dün gece sert bir düşüş yaşandı. Bitcoin 34.400 dolar desteğine kadar düştü. En kötü ihtimalle bu desteğe gelebileceğini e, konuşuyorduk canlı yayınlarda ve videolarda. Günlük çarpta buraya daha önceden fitil bıraktığı için, büyük bir fitil bıraktığı için buraya gelme ihtimali olduğunu, fakat düşük bir ihtimal olduğunu e, söylemiştim burada %7'lik. Büyük bir fitil vardı çünkü biliyorsunuz da Bitcoin her zaman fitil bıraktığı yere gelir diyorduk. 58 bin da yaşadığı düşüşte 42 bin dolara yaşadığımız düşüşte zaten bunu baz alarak Bitcoin daha fazla düşebileceğini konuşmuştuk ve dediğimiz oldu. Şu anda da fitile geldi Bitcoin fakat bu düşük bir ihtimaldi. Buradaki kadar büyük bir fitil değildi ve Bitcoin sonrasında büyük bir yükseliş yaptığı için 48 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş yaptığı için bu fitile gelip gelmeyeceği kesin değildi. Ama şu an gelmiş bu fitile kadar bir satış baskısıyla karşılaştık. Eğer bunun altına bir sarkma gelirse en kötü ihtimalle yani e, daha fazla yüksel isterse buradaki fitilin altına atıp buradaki stopları patlatıp sonrasında yükselmek isteyebilir. Yani şu an önümüzdeki tek senaryo e, karşımıza çıkabilecek en önemli senaryo arkadaşlar. Bu diyebilirim dikkat etmemiz gereken durumlar var şu an Bitcoin'de. 34.450 dolar seviyesindeyiz. Bugün pazar günü olduğu için piyasalar kapalı olduğu için e, Nasdaq da DXY de SP500 de bize hiçbir veri sunmuyor. E, DXY e hala düşmedi biliyorsunuz. DXY e düşmediği sürece Bitcoin de boğa gelemez. DXY'nin e düşmesi gerekiyor. Tüm dünya piyasası şu an kırmızı. Yani Netflix bile kırmızı arkadaşlar. Bitcoin de borsalar ilgisi olmayan, e, kripto paralarla ilgisi olmayan Netflix bile kırmızı. Dünyada yeşil bir şey yok diyebiliriz hemen hemen. O yüzden Bitcoin'in bu durumlarda olması birazcık da dünya ile ilgili diyebilirim. Savaş çıktığında algoritma tabii ki bozuldu ama sonrasında Bitcoin 48 bin dolara kadar hızlı bir yükseliş yaptığı için e, bu anın başlayabileceğini düşünmüştük. Fakat 48 bin dolar seviyesinden satış baskısıyla karşılaşması sert bir dump getirdi ve 34 bin dolar seviyesine kadar düştük. E, şu an market kırmızı hemen hemen tüm altcoinler kırmızı. Yani tabii küçük yükseliş yapan coinler var. E, bunlar arkadaşlar dip seviyelerin düştüğü için BTL'de yatayda bağladığı için %3 %5 yükselmesi çok normal olan durumlar diyebilirim. Tekrardan 4 saatlik çarpta dönmemiz gerekirse yani dostlarım Şöyle bir durum var. Bakın burada bir flash crash oluşmuştu. Günlükte fitil tam olarak o yüzden bıraktı. 4 saatlik de flash crash oluştuğu için. Yani buraya gelme ihtimali olabileceğini konuşuyorduk. Ama düşük bir ihtimal olduğundan bahsetmiştim. Ya yani en düşük ihtimali bile şu an yaşattılar. Bitcoin'de şu an herkes ayı bekliyor. Yani düştükçe düşüyoruz çünkü dip seviye yok. Dip diyoruz daha da düşüyor. Dip diyoruz daha da düşüyor. Ama şöyle de bir durum var. Burada 30 bin dolar seviyesine düştükten sonra Bitcoin çok hızlı bir şekilde yükseldi ve 69 bin dolara kadar güzel bir yükseliş yaptı. Burada da aynı şekilde 32 bin dolara düştükten sonra hızlı bir şekilde 48 bin dolara yükseldi. Yani tabii ki savaş çıktığı için aralar oyalandı ama sonrasında burada 7'yi pumptan sonra 48 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş yaptı. Bu 32 bin dolardan çektiğimizde %47'lik bir e, yükselişle yükselişe tekabül ediyor. E, şu an baktığımızda 34.400 dolar seviyesini tutmuş olarak gözüküyor ama e, şu an buradan çok fazla long girildiği için ve son seviyemiz dip seviyemiz de burada 32868 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradan long giren adam stopunu buraya atar. Buradan long girecek adamlar arkadaşlar stopunu buraya atar. Likidite de konseptini bilmeyen takipçilerimsin. Eee kısa bir şekilde anlatayım. Bitcoin daha fazla yükselmek istiyorsa e, parayı toplar likidite de toplar insanların stoplarını patlatır ve lik eder. Ondan sonra yükselir. Bitcoin daha fazla düşmek istiyorsa insanların e, short pozisyonları patlatır. Sonrasında devam eder. Bakın burada olduğu gibi şu şekilde baktığımız zaman Arkadaşlar bakın burada bir patlatma var diyebilirim. burada tam olarak burada burayı direnç olarak alan adam short pozisyonu burada girmiş. Bu adamı patlatmak için küçük bir fitil bırakmış. Küçük bir fitil bıraktıktan sonra 0.55'lik. Burada inanılmaz bir para biriktiği için herkes burada giren stopunu buraya attı. Burada giren stopunu buraya attı arkadaşlar. Bunu patlatmak için daha fazla düşebilmek için gerekli paraya ihtiyacı olduğu için aynı long işlemdeki gibi patlattıktan sonra düşmüş. Yükselişte de aynısını diye düşünebiliriz. Yani bunu yapabilir. Şu an karşımıza çıkabilecek e, senaryo bu olabilir. E, tabii ki markette çok değişik durumlar var baktığımız zaman. Dünya piyasaları kötü. Her şey düşüyor. Tüm borsalar düşüyor. Her şey kırmızı. Bu da Bitcoin'i e yakından etkiliyor. Normal şartlar 2017, 2020'de Bitcoin e, dünya piyasasında bu kadar etkilenmiyordu ama şu an her şey korelasyon olduğu için ve çok büyük bir e, total market cap'e ulaştığımız için 3 trilyon dolar total market cap'e ulaştık. çok büyük bir para bu yüzden de tabii korelasyon olmak zorunda piyasalar kapalı olduğu için şu an DX'i e hareket edemiyor. E Nasdaq da bize hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar. O yüzden bir pazartesi açılışı beklemek zorundayız. ABD borsalarının bir açılışını beklemek zorundayız. Yani şu an işlem alıyorsanız kesinlikle stoplu işleme girin. Spot piyasada şu an işlemdeyseniz arkadaşlar. Buralar dip seviyelerin olduğu düşünüyorum. Daha düşebilecek bir seviye. Bitcoin buradan 3000 dolara mı düşsün? 5000 dolara mı düşsün arkadaşlar? Böyle olacağını düşünüyorum. E korkutabilmek için e, insanları maldan çıkarabilmek için, trenden atabilmek için artık son seviyelere kadar düşürdüler. Yani buralara düşebileceğini zaten kimse beklemiyordu arkadaşlar. Bakın kanalımız vardı. Kanalımızın da altına sarktı. Normal şartlarda Bitcoin yapması gereken hareket e, kanala çarpma çarpa düşmesi ya da tekrardan kanal üst bandı atıp devam etmesi. 48 bin dolar seviyesine kadar devam etmesi. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Düştükçe düştü. Yani FED'den de olumlu haberler çıkmasına rağmen beklediğimiz senaryo gerçekleşmesine rağmen Bitcoin düşmeye devam etti. Piyasada şu an baktığımızda olumsuz hiçbir durum yok. Tabii ki dünya piyasaları kırmızı savaş devam ediyor ama Bitcoin tarafına baktığımızda olumsuz hiçbir durum yok. Düşmesi için hiçbir sebep yok. E şu anda da aynı şekilde 48 bin dolardan beri düştüğümüzde de aynı şekilde olumsuz büyük bir haber yaşanmadı. Yani bu tamamıyla patlatma düşüşüydü diyebilirim. Burada çok büyük bir düşüş var. Burada inanılmaz pozisyonlar lik edelim. Şu an para kazanan insan yok arkadaşlar. Şu an kripto paralarda para kazanan insan yok. Short açsanız da patlıyorsunuz. Long açsanız da patlıyorsunuz. Spot da zaten kimse kar edemiyor. Yani yükselen alt yüzde %5 yükseliyor. Adam %5 karı görüp satsın mı yani? Böyle bir durum var. Dipten almış %5 kar kim beğenir? Kimse satmıyor. Alsa'da da şu an kimse girmiyor. O yüzden hacim yok. Ya yani markette hacim yok arkadaşlar. Totele baktığımız zaman total şu an 1.5 trilyon seviyesine kadar düşmüş şekilde. Son destek seviyemiz total market cap'te Bitcoin 32 bin doları düştüğünde yaşandı. 1 trilyon 494 e, milyar seviyesi en kötü ihtimalle de total market cap'in düşebileceği seviyenin yani 1.5 trilyon olduğunu düşünüyorum. E, yuvarlamak gerekirse 1.5 trilyon çok önemli bir psikolojik direnç arkadaşlar. 1.5 trilyon bir buçuk trilyon altın atarsa düşeceği bölge bir trilyon 124 milyar seviyesi. Burada Bitcoin 30 bin dolara düşmüştü. Tarihe bir bakalım şu şekilde. Total market cap 22 Haziran'da en dip seviyesine ulaşmış. Burada Bitcoin arkadaşlar 29000 bin, bin dolar seviyesindeydi. Yani bu seviyeler tekrardan düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir düşüş bu baktığımız zaman. Total Market Cap tarafına bakarsak %62'lik çok büyük bir düşüş. Yani e, dünya piyasası kırmızı olsa bile artık BTC kafasını kaldırması gerekiyor. Ya ABD borsalarının kafasını kaldırıp Bitcoin'i yürütmesi gerekiyor ya da tam tersi Bitcoin'in yürümesi gerekiyor ve dünyadaki her şeyi yürütmesi gerekiyor arkadaşlar. Büyük ihtimal... Bitcoin başlayacak. BTC e sonrası Bitcoin başlayacak ama dikkat etmemiz gereken şey burada korkup elimizdeki malı satmamak. Neden? Zaten yani şöyle düşünmek gerekiyor. 32 bin dolardan mal aldık. Bitcoin 34 bin dolarda altcoin'ler daha düşük seviyelerde arkadaşlar. Ben burada mal satmam. Yani tabii ki bu herkesin kendi kararı. Ama 32 bin dolardan aldığım malı 34 bin dolarken BTC daha düşükse ben bu malı satmam arkadaşlar. Bedava vermek olur benim için. Zararda da beklerim. Hiç sorun değil. Yani sonuçta e, karla kapatacağım bir işlem. Neden zararda beklemeyin ki? Neden zararına satayım ki? E, Bitcoin'in en kötü senaryosunda konuşmak gerekirse 30 bin dolara düşer arkadaşlar. Yani şu an e, dip seviyesi 28.772 dolar seviyesi olarak gözüküyor. E, bunun altına bir sarkma gelirse en kötü ihtimalle zaten şu şekilde düşünmek gerekiyor. 24 bin dolar. 24 bin dolar Bitcoin'in ne olursa olsun ayıda arkadaşlar. Hani burası ayı olmadığını düşünürsek, burası ayı olmadığını düşünürsek. Bitcoin'de daha büyük bir düşüş yaşanırsa en kötü ihtimali 24 bin dolar dip seviyesi diyebilirim. Bununla altına atacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ki 24 bin doların gelmesine de ihtimal vermiyorum ben arkadaşlar. 34 bin dolara gelme ihtimali azıcık olsa da vardı. Çünkü burada uzun büyük bir fitil var. Bitcoin fitil bıraktığı yere her zaman gelir biliyorsunuz. Ama bu fitili yeşil kapattı. Burada flash crash oluştu. Normal bir fitil değildi bu. Ve buradaki kadar büyük bir fitil değildi. O yüzden düşük bir ihtimalle ama yine de getirdiler. Demek ki arkadaşlar her zaman Bitcoin fitil attığı yere geliyormuş. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Belki destek seviyesinden Bitcoin tepki alacak ama şu an piyasalar kapalı olduğu için piyasada hacim olmadığı için belki tepki alamıyor olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Pazartesi açılıştan sonra Bitcoin'i izlemek gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Yükselişini pazartesi e, borsalar açıldığında başlatabilir. Ben buralardan mal satmayı hiçbir şekilde düşünmüyorum arkadaşlar. Yani tabii ki bu herkesin kendi kararı ama Buraların artık dönmesi gereken seviye olduğunu düşünüyorum BTC'de. Yani yükselen tepelerin ve yükselen diplerin artık oluşması gerekiyor diyebilirim. Şu şekilde yapıların oluşması gerekiyor arkadaşlar artık. Yani hani hiçbir şekilde BTC'nin düşmemesi gerekiyor ve direkt kanalın üst bandını denemesi gerekiyor. Bu seviyede 38.223 dolar seviyesi olarak gözüküyor şu an. Kanalın üst bandı kırıldığında 45.500 dolar ve 48.000 dolar seviyesi karşımıza çıkacak. Direnç bölgeleri 48.000 dolar kırılımı geldikten sonra zaten BTC yürür arkadaşlar. O zaman bu ayı başlatır diyebilirim. Ama şu an spot piyasada işlem yapıyorsak korkup, e, panik yapıp işlemden kesinlikle çıkmamalıyız. Size zaten panik yaptırmak için bu düşüşleri yaşatıyorlar. Yani bir ayı gelecek olsa bile arkadaşlar şu an zaten ayıdayız diyebilirim. Bitcoin 69.000 dolardan 32'ye düştü küçük bir yükseliş yaptı sonra tekrar 34'e düştü altcoin'ler daha düşük seviyelerde. Baktığımız zaman bir altcoin açalım arkadaşlar yani mana'ya bir bakalım. Mana iyi bir metaverse coin'i biliyorsunuz. Coin hemen hemen akümle olduğu yere kadar düşmüş diyebilirim. Burada 79 sen seviyesinde 80 sen seviyesinde hatta burada direnç seviyesi olarak 1 dolar 0.9 seviyesi direnç seviyesi olarak çalışmış. Şu an coin 1 dolar 35 sen seviyesinde bu coin daha ne kadar düşsün? En kötü ihtimalle düşeceği bölge 66 sen seviyesiyle 1 dolar 10 sen seviyesi diyebilirim. Yani hani zaten 32 bin dolardan aldığımız mal şu an zararda. İlla ki bu mal yükselmeyecek mi arkadaşlar? Mi? Böyle bir durum var. E böyle bir gerçek var. Psikolojinizle oynamak için bunları yaşatıyorlar. Eğer bunları korkup e, inanırsanız, satarsanız elinizdeki malı e, pişman olabilirsiniz. Bu tabii ki herkesin kendi kararı yatırım tavsiyesi vermek suçtur arkadaşlar biliyorsunuz. Ama şu an markette zaten herkes para kaybediyor. Bir tek siz kaybetmiyorsunuz. Ben bile arkadaşlar 32 bin dolardan mal aldım. Hiçbir şekilde zarara girmeyeceğimi düşünüyorum. bin dolarken Bitcoin, altcoin'ler daha düşük seviyelerdeydi. Yani baktığımız zaman matematiksel olarak imkansız bir şey. Ne diyoruz? Bitcoin her şeydir. Bitcoin pusulamızdır diyoruz. Ama markette artık kimse mal satmadığı için, insanları maldan çıkarabilmek için her gün yeni şeyler deniyorlar. Her gün insanları bıktırmak için yeni şeyler ortaya atıyorlar arkadaşlar. Bu marketin gerçeği bu. Zaten böyle olmasaydı ve bu kadar büyük yüzde alamazdık, bu kadar büyük karlar elde edemezdik. Genel olarak durum bu şekilde. Akşam canlı yayında zaten her şeyi detaylı olarak tekrardan konuşacağız arkadaşlar. Canlı yayın 22.00'da olacak. Her gün 22.00'da canlı yayın oluyor. Kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanal destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.